Merhabalar, Seda'nın bıcır tasarımlarına hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz saksı inanamayacağınız kadar değişecek. Umarım sizler de beğenirsiniz. İlk önce böyle akrilik boyamızla bir kat beyaz akrilik boyu atıyoruz. Bu tarzda büyük zeminlerde büyük fırça veya sünger kullanmanız sizin için daha kolaylık olur. Benim boyam az kaldığı için küçük fırçayla devam ediyorum. Bu katımı, ilk katımı bitirdikten sonra kurumaya bırakıyorum. Kuruduktan sonra ikinci katımı da geçeceğim. Evet, saksılarım da kurudu. Artık yapmak istediğim şekli kurşun kalemle belirliyorum. Bu esnada elinizde bir karbon kağıdı varsa sizler de karbon kağıdından faydalanabilirsiniz. İstediğiniz şekli bu şekilde karbon kağıdıyla saksınıza aktarabilirsiniz. Daha sonra kullanacağım renkleri bu şekilde istediğim tonlarda açıklı koyulu şekilde yaprakları boyuyorum. Ben boyaların hepsini aynı şekilde kullanmadım. Karıştırmalar yaptım. Sizler de açık koyu tonlar elde edebilirsiniz bu şekilde. Birçok yaprağı arka arkaya bu şekilde sıraladıktan sonra ufak tefek hatlarını da geçtikten sonra saksım hazır olacak zaten. Evet arkadaşlar, artık saksımın alt zeminleri bitti. Yaprakların hepsini boyadıktan sonra kurumaya bıraktım. Kuruduktan sonra artık detaylara geçtim. Detaylarda ince bir fırça kullanmanız sizin için kolaylık olur. Bu şekilde dallar yaptıktan sonra ufak tefek aydınlatmalar da yapıyorum. Kenarlarına da hafif belirtiler veriyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Hepsini tek tek devam ediyorum. Thank you.
Evet arkadaşlar, artık saksımın bitmek üzere. Bittikten sonra, kurumaya bıraktıktan sonra vernik işlemini yapacağım. Vernik, su bazlı vernik kullanacağım. Su bazlı verniğimi sıktıktan sonra biraz hızlı bir şekilde sürmeniz gerekiyor. Çünkü beklediğiniz zaman kuruyacaktır. O zaman da akıcı bir şekilde süremezsiniz. Bu şekilde bütün etrafını vernikliyorum. Daha sonra birinci kat bittikten sonra ikinci kat verniğimi de atıyorum. Bu şekilde daha parlak olacak ve ayrıca daha kullanışlı olacak. Ve artık saksımız modern haliyle sizlerle olmuş olacak. Bu şekilde güzel saksılara yapabilirsiniz sizler de. Ben beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Videom size ilham verdiyse, beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.